Merhabalar sevgili dostlarım. Ben Mustafa Aslan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Erhan Ustam'la birlikte motorlu ağaç kesme makinesinin testeresinin en iyi bir şekilde elle nasıl bileneceğini anlatacağız. Umarım beğenirsiniz. Söz sırası Erhan Ustam'da. Buyurun. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Geçen videomuzda motorlu testerenin zincirini makineyle bilemiştik. Anlatmıştık. Şimdi ise size iğe ile nasıl bileceğimizi anlatacağız. Yine gördüğünüz gibi zincirimizin sağ ve sol yönleri var. Bu yönleri bilirken dikkat etmemiz gereken şey iğemizi bir vurduğumuz paklaya diğerlerine de aynı şekil ve aynı açıda vurmamız gerekiyor. Burada dikkat etmemiz gereken 30 derece ve 15 derece. 15 derece yukarı eğim, 30 derece yana eğim olması lazım. Vuruyoruz. Bunu vurduk bu açıyla. Diğerine geçtik. Diğerini de aynı şekilde. Burada da sol ve sağ olmak tabii, üzere iki şerit var. Biz önce hangisini yapıyorsak diğerine devam ediyoruz. Bunda tabii. İsterseniz yine buradan gelip vurabilirsiniz ama ters gelir böyle. O ters. Açıyı vurmak. Açıyı. Önce bir tarafı yapmak daha makul. Daha mantıklı. Daha evet. Seri yani. İnsan daha rahat çalışabiliyor o şekilde. Onun için biz tek tarafa gidelim. Tabi bunu yaparken de sabitlersek bunu daha güzel olur aslında. Anladım. Sabitlersek halayı oynamaz. Tabi halayı bir mengene evet. Falan bir şeyle sabitlersek daha iyi olur. İşimizi vurduk. Bunu yaptık. Bu şekilde devam ediyoruz. Diğer tarafı çeviriyoruz yine aynı şekil. Geldik geri. Buradan başlıyoruz diğer taraftan. ...15 derece yukarı, 30 derece yana açı. Yani burada önemli olan bir vurduğumuz zincirin baklasındaki dereceyle diğerindeki derece aynı olmalı. Bu şekilde hepsini evet. Oturuyoruz değil mi hocam? Doğru. Evet, şunu da vurduk mu? Tamam oluyor. Biraz ortaya çekelim, daha rahat yapalım. Bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Elle bu şekilde biliyoruz. Bir pratik yol daha göstereyim. Eğer şarjlı matkabınız varsa şarjlı matkabınıza iğenizi takıyorsunuz. Yine aynı şekilde buradan. Tabii benim iğenin başını kesip o taraftan takmam gerekiyordu ama size gösterebilmek için ben diğer taraftan taktım. Onun kusuruna bakmayın. Aynı şekilde. Aynı şekilde. Diğer tarafı da aynı şekilde biliyoruz. Bunu da bu şekilde yapıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah faydalı bir şey yapmış oluruz. Bu videomuzda motorlu testere makinesinin zinciri en iyi bir şekilde nasıl bilenir elle bunu anlatmaya çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme butonuna basınız ve kanalıma da abone olunuz. Allah'a da emanet olunuz.